Değerli izleyenler, canlılarımıza hoş geldiniz efendim. Yeni haftaya başladık. Umarız bu haftada hepimiz için daha güzel, daha sağlıklı, daha pozitif olguların meydana geldiği bir hafta olur. Değerli izleyenler, malum yani Kıbrıs yaşadığımız ada ve bölge çok dünya haritasında baktığınızda tam göbekte bulunuyor ve bu jeostratejik önem, bu durum yıllardır süren mevcut sorunun da aslında çözümsüz kalan Kıbrıs sorununun da nasıl bir yani her dönem BM kararları, işte bölgesel bir takım ulusal güçler, büyük güçlerin özellikle Doğu Akdeniz üstündeki kavgası, gerilim, Türk-Yunan dengesi, pek çok nokta baktığınızda bunları halen konuşuyoruz. Şimdi 4 Mart 1964 186 sayılı kararla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin adada mevcut hükümet olarak edilmesi ve BM'nin burada göreve başlamasıyla birlikte Kıbrıs sorununun bu kararın Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün ana temeli olarak görülen bir takım yorumlar var. Hepsini konuşacağız ama ben bu konumu davet ederken sadece 4 Mart özelinde değil, ben yani bölgedeki gelişmelerin belki önümüzdeki süreçte özellikle Rusya bakış açısıyla ya da işte uluslararası bakış açısıyla neler getirir, neler götürür, bunları konuşmak istedim. Sağ olsun o da beni kırmadı ve geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden doçent doktor Muhittin Toluk Özsalam, canlı yayın konumuz. Hocam hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk. Çok çarpıcı bir kitapla geldiniz. Rapor. Bir rapor, kitap haline getirmiş bir raporla. Belki de Kıbrıs sorununun en önemli halen konuşulan dokümanlarından biri. Ortega raporuyla birlikte geldiniz. Böylelikle aslında çok çarpıcı, çok sağ olun değer verip getirdiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Hocam yani sizce 186 sayılı karar mevcut statü konunun artık bir önemli bir mihenk taşı mıdır? Değiştirilmeli midir? Ne yapılabilir? Yani 60. yılında Kıbrıs sorunuyla ilgili sizin görüşleriniz nedir? Çok merak ediyorum. Evet sevgili Levent Kutay, teşekkürler. Telefonda konuştuğumuzda ne konuşalım diye 186 sayılı karardan bir başlayalım diyelim. Evet. Dedik yıl dönümünde, 60. yıl dönümünde. Artı tabii ki bölgemizdeki gelişmeler, Salt Rusya değil de Rusya, Çin, Türkiye, Hindistan. Artık Hindistan da bir aktör Akdeniz'de, malumdur son günlerde, özellikle son yıllarda diyelim. Bir de Mısır-Türkiye ilişkileri, yeniden inşa edilmeye başlanan diplomatik ilişkiler var Mısır'la Türkiye arasında. Yani Sisi ile Erdoğan'ın görüşmesi vesaire, ama bunlardan hepsinden önce 186 sayılı kararı bir değerlendirelim. Ve bu 186 sayılı kararla birlikte ortaya çıkan elimdeki rapor var ya, şu anda biraz evvel bahsettik. Çoğu insanımız, özellikle genç kuşakların pek aslında bilgilenmediği, siyasilerimizin de aslında çok gündeme getirmediği bir rapor. Bence getirilmesi gereken bir rapordur. Aslında 186 sayılı kararın hep negatif yanlarını söylüyoruz ya, pozitif yanlarından bir tanesi şudur. Veya iki tanesi. Bir tanesi Kıbrıs sorunun aslında 1974'te değil 1963'te başladığını gösteren bir donedir 186 sayılı karar. Bir. İkincisi, 186 sayılı karar neticesinde kurulan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki misyonu, United Nations Forces in Cyprus, yani misyonu, onu takiben oradaki uzman Ortega'nın hazırladığı bir rapor var. Evet. Gerek uçaktan çektiği fotoğraflar, bu burada raporda çok kapsamlı bir rapordu bu Ortega raporu. Kamerada alıyor bizi sanırım. Bu Ortega raporu aslında 1963-64'te adada ki Temmuz 1964'te yayınlandı bu rapor. 1964'te yayınlanan bu rapor adada aslında olayların 1964'te 63'te başladığını göstermektedir. Hocam ve Ortega raporu 186 sayılı kararın da aslında bir sebep olduğu bir olgudur. Ortaya çıkmasına neden olan bir olgudur. Şimdi 186 sayılı karardaki sıkıntı şu. Mart ayındaki Mart ayındaki
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki misyonu başlamıştır. Evet. Birleşmiş Milletler misyonu başlarken mevcut olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hükümetinin aslında talebi doğrultusunda bu başlamış ve o dönemde gerçi Türkiye'nin de talebi var malumdur. UTAHT'ı o zaman Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Türkiye'nin talebiyle birlikte Güvenlik Konseyi olayların durmadığını, Güvenlik Konseyi'nin dikkatini çekenlerden biri de Türkiye'ydi. Evet. Ancak Kıbrıslı Türklerin hükümetten çekilmesi ve can güvenliğimiz yok deyip meclise gitmemesi ve hükümetten çekilmesiyle birlikte hükümet tamamen elenleşme sürecine girmiştir. Bundan sonraki süreçte de malumunuzdur Sayın Rahmetli Rauf Denktaş kurucu Cumhurbaşkanı KKDC'nin ve o zamanki toplum liderlerinden bir önerme yapmıştır aslında. Ta o zamandan iki kesimli, iki bölgeli yani iki bölgeli bir federal Kıbrıs ki kaldı ki aslında Kıbrıs Cumhuriyeti işlevsel anlamda federatif özellikler gösterirdi. Etnik bir division bölünme vardı. Bu Ortega raporuna baktığımız zaman Ortega raporunu ilk başta aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden talep eden mevcut hükümet yani gelin burada isyan var, yıkıcı faaliyetler var gibisindendi. Ancak Ortega raporu ortaya çıktığı zaman o dönemde yerlerinden edilmiş daha çok Kıbrıslı Türklerin köylerinin yakılması, yok edilmesi vesaire. Bunlar ortaya çıkıyor Ortega raporuyla. Aslında Ortega raporuna ki resmi bir belgedir bu. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin buradaki misyon verdiği işte Birleşmiş Milletler güçlerinin bir uzmanının hazırladığı yani Ortega'nın hazırladığı bir rapordur. Bu Ortega'nın raporuna referans vererek bir diplomasinin de yürütülmesi lazım diye düşünmekteyim. Ha, bu bir nokta. İkinci noktası Yüksel Sen 6 sayılı kararın elbette ki 60. yıl dönümünde buradaki dengesizlik şu oluyor. Mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aslında bugünkü yapısının anayasal düzeninin karakterinin değişmesi üstüne herkesin fikir olmuştu anlam planında. BM çerçevesinde söylüyorum ve uluslararası toplum. Neydi bu 2004'te? Aslında 1977-79 Doruk Anlaşmalarından gelen sürecin bir sonucuydu 2004 anlam planı. Evet. O da iki kesimli, iki toplumlu, federal bir Kıbrıs. Dışarıda tek bir kimlik, tek bir temsiliyet ama içeride iki farklı toplumun, halkın adına ne derseniz deyin, iki farklı etnik grubun kuracakları, kurucu, oluşturucu devletlerden gücünü alacak bir yapı. Şimdi bu noktaya geldikten sonra hala daha tabii ki 186 sayılı kararın aynı şekilde kalması ve diplomasi masasına oturulmasında elbette ki bir sıkıntı doğuyor. Çünkü bir taraf, gerçi Birleşmiş Milletler'deki müzakerelerde Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Elen toplumu, Rum toplumu lideri düzeyinde oturuluyor. Ama gelin görün ki bugün Birleşmiş Milletler'in finansmanı Yunanistan ve daha çok Kıbrıs Rum kesimi tarafından, yani Elenleşmiş olan Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Aslında sui generis, kendine münhasır bir yapıyla karşı karşıyayız adada, ada genelinde. Bu açık bir gerçektir. Bakın öyle bir duruma geldik ki şimdi mesela güneyde seçimler var. Avrupa Birliği seçimleri. Kıbrıs Cumhuriyeti orada. Bizler Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy hakkımız var. Ama bireysel anlamda oradaki kişileri seçiyoruz. Seçme hakkımız var. İstersek oy kullanabiliyoruz. Birçoğumuz Türkiye'nin seçimlerine müdahil olup Türkiye'nin seçimlerinde oy kullanabiliyoruz. Böylesi kendine münhasır sui generis istediğimiz bir yapıyla karşı karşıyayız 60 yıl sonra. Tam yani daha 1964. Daha ama 186 sayılın kararı Kıbrıs Türk toplumu için iki önemli hususu var. Negatif boyutu tamam. Tek bir tarafı egemen olarak orada görüyor. Doğru. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu öğeleri iki toplumdur. Kıbrıs evet. Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu değil mi? Hemfikiriz. Ama burada onu göz ardı eden bir karar olmakla birlikte 186 sayılı karar o dönemin siyasilerinin de buna itiraz etmemekle birlikte gerek Türkiye Cumhuriyeti'ni o zaman yönetenlerin gerekse buradaki Kıbrıs Türk toplumunun daha yüksek bir sesle buna itirazlarını gerçekleştirmeleri gerekir. De olmadı o geçti ama bunun da 186 sayılı kararın pozitif yanları yani bardağın bir tarafı boş ama bir tarafında da dolu olan Kıbrıs sorunu aslında resmi Rum liderliğinin yani tezinin aksine 74'te değil işte 64, 63'te başladığını gösteren
bir karardır. Artı 186 sayılı kararın neticesinde oluşan Birleşmiş Milletler'in buradaki misyonunun bir uzmanının yani Ortega'nın raporunun ortada olmasıdır. Ama bu raporun raflara, tozlu raflara kaldırılması diplomasi masasında halbuki kullanılabilecek bir... Neden kullanmadık? Geçecek. Bilmem onu kullanmayanlara söyleyeceksiniz. Yani, bana değil. Kullanmayanlara söyleyeceksiniz. Hayır, mesela Ortega raporuyla ilgili küçük bir Google yaptığınız zaman çıkıyor. Edilen, hayır, sümen altı edildiği. Evet, yani, ediliyor. Evet. Çok sümen altı edildiği. Ama şunu da belirtelim ki yani uzun süre müzakere süreçleri içerisinde hep aslında ötelenen hep Kıbrıs Türk tarafı oldu. Yani 2004'te ve 2017'de bu böyle oldu. Hı hı. Yani mevcut durum elbette yani şu anda BM bir ara sınırda duruyor. BM çekilirse iki diril yan yana gelecek, hı hı, perspektifi BM'yi şu anda orada tutuyor. Evet. Ama yani şu anda bu yani iki gündür özellikle ülkenin sağ cenahı bu konuya işte 186 sayılı karara tepkisi var. Yani her zamanki yıl sözlü olarak. Yıl dönümü. İcraat olarak değil. Var. Sözlü olarak var. Yani bir tepki konması o perspektifte bir tepki, evet, konması gerekir diye, evet, düşünüyorum ama yani mevcut durumda güncel şimdi şöyle bir şey var. Benim yazınız önümde duruyor. Hangisi? Son. Olgin Kuyeler'le, evet, ziyaretiyle ilgili. Ama şu yani şimdi elbette Kıbrıs'ta mevcut süreçler 60 yıldır bir federal çözüm ki bu Türk tarafının önerisi. Az önce siz de söylediniz. Ancak artık deniyor ki 2017'de Kıran Montan'da bu iş çökmüştür, bitmiştir. Hı-hı. Dolayısıyla biz yeni bir siyaset, hı-hı, artık yürüteceğiz diyor. Bunu söyleyen aslında ilk Sayın Akıncı'ydı. İki devletlilikten bahseden, dillendiren ilk Sayın, evet, Akıncı oldu. Evet, bizim kuşakların son dönemesiydi dedi. Evet. Ve ardından dedi AB çatısı altında iki devlet. Hatta Yeni Düzen gazetesinin manşeti olmuştu bu, anımsarsanız, evet, o dönemde. Sonra biz anımsattık, biraz öfkelendirdi ama bir şey değil. Yok yani gerçek. Şimdi hocam. Ardından da Türkiye Cumhuriyeti bu politika çerçevesinde bir politika yürüteceğini söyledi, dillendirdi. Sayın Çavuşoğlu döneminden başlamak üzere. Hocam şimdi tarafların uzlaşısıyla bir kişisel temsilci, daha önce literatürde olmayan bir, evet, tanımlamayla kişisel temsilci ama önemli, evet, bir isim. Evet. Belli bakanlık yapmış Kolombiya'da. Bir sonraki dönemde BM genelse eteri olabilir. İsmi geçiyor, evet. İsmi geçiyor. Böyle bir isim var. Şimdi Olgin Kuyeler göreve gelir gelmez buraya geldi ve iki tarafta da sadece federal çözümü savunan kesimlerle bir takım görüşme ve cesaretlendiğini söylüyor. 11-12 Mart'ta yeniden buraya gelecek anladığımız kadarıyla. Evet, 11 veya 12 Mart diye gelen bilgi. Bu kez farklı kesimlerle de bir görüşme takvimi. Evet, sivil toplum kesimleriyle de, ticaret hocaları. Bir takım görüşme var anladığımız kadarıyla. Başka kuruluşlarla da var bana gelen bilgiden. Şimdi yani federal çözümü savunmayan kesimlerle de bu kez görüşme planlıyor diye biliyorum ben. Evet. Böyle bir nokta var. Ya ama yani ben mevcut süreçte kısa dönemde siz BM'nin mevcut, şimdi şöyle bir şey var hocam, siz de biliyorsunuz ki yani ağzınızda bir baklava Levent Bey ama çıkaramıyorsunuz. Hayır söylüyorum. Evet. Hocam söylüyorum. Şimdi mevcut müzakere, mevcut süreç artık bir takım umutları besliyor. Bu kişisel umutlarla, motivasyonla birlikte ilerliyor bu süreç. Yani bir diplomatik akılla değil, daha çok duygularla ilerliyor. Duygular, bravo, yani bizim canımız, bravo, böyle çekiyor. Yani federal çözüm olması lazım. Biz böyle istiyoruz, böyle olmalı diye. Veya iki devletlilik olması lazım. Evet, ya da böyle bir nokta var. Yani diplomasiden çok tarafların zorla bir araya getirdiği bir süreçmiş gibi görüyoruz. Yakın döneme ilişkin sizin görüşünüzü merak ederim. Rasyonalitenin aslında rafa kaldırıldığı bir dönem var şu anda. Hamaset'in, yani ben bunun her iki tarafı, yani böyle nasıl diyeyim, fanatik, amigo düzeyinde, evet, siyaset yapanlar için söylüyorum. Herkesi için söylemiyorum, tenzih ediyorum. Rasyonel bir şekilde federasyonu savunan artık dostlarımız da var. Ben de bütün dünyada federal sistemin olmasını isteyen biriyim, internasyonel biri olarak aslında ama diğer taraftan da iki devlet bunu rasyonel olarak savunanlar var. Bir de duygusal olarak bunu savunanlar var.
Artı iki devletliliği de rasyonel kendi düzleminde savunanlar var. Bir de duygusal olarak savunanlar var. Yani o yüzden herkesi bir sepete koymak doğru değil. Evet. Tabii diplomaside çok duygulara yer yok. Kim duygusal davrandıysa kayıplarla karşılaşmıştır tarih boyunca. Saddam Hüseyin'den tutunuz Roosevelt'e. Efendime söyleyeyim, kimi zaman Churchill'e, yani dünyada duygusal olarak yaklaşan dış politika yapıcılarının, bunlardan biri de Gaddafi'dir belki de, ki bugün daha kötü bir noktaya gelmiştir. Gaddafi'den sonra Libya diye düşünmekteyim ben. Farklı bir noktaya getirmiştir ülkelerini. Şimdi Kıbrıs'ta bir çözüm elbette hepimizin dileği. Ama satır aralarında geçen haftaki köşe yazımda da okuduğunuz üzere ne diyordum? Geçmiş yöntemlerle bir yere varılamaz. Yani işte 60 yıldan bahsettik ya. Aslında 60 yıldır bu konu önümüzde masada duruyor. Biz hep sürekli aynı yöntemlerle çözüm bulmaya çabalıyoruz. Bugün sanırım sabah haberlerinde okudum, Avrupa Birliği'nin bir temsilcisi Nava'ydı sanırım. Ticarete önem vurgu yapıyor. Evet. Kazan kazan olması için karşılıklı ticaretin gelişmesi lazım. Yani win-win olması lazım. Kazan kazan olması lazım. Geçen haftaki yazımda da söyledim. Bölgedeki denklemlerden de bağımsız düşünemiyoruz Kıbrıs konusunu. Bir. İki devletli olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türklerin adanın güneyinde doğal gaz yataklarında veya jeopolitik alanda hak iddia etme şansı kalıyor mu? Böyle bir soru işareti var. Evet. Bana göre naçizane görüşüm kalmıyor. Estağfurullah. Bizlerin böyle bir iddiası olamıyor. İki devletliliği bu bağlamda düşündüğümüz aslında çok da orta ve uzun vadede ne Türkiye Cumhuriyeti'nin ne de Kıbrıslı Türklerin, jeopolitik anlamda söylüyorum, hidrokarbon daha bir Kıbrıs deyimiyle şayadır. Çünkü tam olarak rakamlar çıkmadı. Çıkan evet. Veriler de bize oradaki doğalgaz kaynaklarının çok minimum düzeyde olduğu. Yani bugün Kuveyt'te, Katar'da ve Rusya'ya geçtiğim Kuveyt'te, Katar'da çıkan doğalgaz kaynaklarının çok az oranında bir doğalgaz kaynağının oralarda olduğu söyleniyor. Henüz ulaşılamadı o noktaya. Ama Zork bölgesi var işte Mısır'daki. Orada esas ve Levan'daki doğalgaz kaynakları önem arz ediyor. Onların özellikle Zork bölgesindekinin taşınması Avrupa'ya. Dikkat ederseniz Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Erdoğan'ın görüşmesi de tam da işte bir ay mı oldu yaklaşık? Aşağı yukarı evet. Sanırım belki de olmadı. Geçtiğimiz ay diyelim. Geçtiğimiz ay Mısır'da Sayın Erdoğan'ın Sisi'yi ziyaret etmesi aslında bir diplomatik mesajdır bölgeye dair. Bu da Türkiye dış politikasında da bazı değişiklikler, diplomatik atakların olmasını ifade ediyor. Aslında başka sorular soruyoruz biraz daha. Tam da İsrail Türkiye'ye yakınlaşması söz konusuyken ne oluyor? Hamas'ın saldırıları oluyor İsrail'e. Ardından İsrail'in çoluk çocuk demeden İsrail Devleti'nin, burada yanlış anlamasın Yahudileri hep bir bütün aynı sepete onları da koymuyoruz ama İsrail Devleti'nin insan haklarını yerler altına alacak şekilde Gazze'ye saldırısı söz konusu. Evet. Ne oldu? Türkiye-İsrail ilişkileri koptu. Başka bir şey daha oldu. İsrail-Mısır yakınlaşması da donduruldu. Kaldı ki başka bir şey daha var. Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinde bir gelişme oluyordu. O nereye varacak? Bir soru işareti. Şimdi böyle olunca bölgede yine bu doğalgaz kaynaklarının, yani Güney Akdeniz'de, Güneydoğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının Avrupa'ya taşınması noktasında özellikle Türkiye, Mısır denklemi ön plana çıkıyor. Yani Zor bölgesinde. Evet. Orada bir soru işareti var. Buradaki doğal gaz kaynaklarıyla ilgili imzalanan protokollerde ve konsorsiyumda ortak olan şirketler İtalyan Eni, Fransız Total ve Rus Rosneft. %60 Avrupalıların, %40'ı da
yanılabilirim rakamlarda ama bazen yüzdeleri karıştırabiliyoruz, unutuyoruz ama %40 da anımsadığım kadarıyla Rosneft şirketine ait konsorsiyumdaki pay. Şimdi burada Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi lazım diye bir ifade var dün Sayın Hakan Fidan'ın. Dündü ya da geçen, dündü sanırım. Antalya Diplomasi Forumu'nda. Kapanışında. Kapanışta. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı artık bitmelidir. Bitmesinin bir anlamı vardır aslında. Şu anda çünkü Rusya başka bir manevraya giriyor. Doğalgaz ve petrol akışını sınırlandırmaya başlıyor dünyaya. Dünya piyasalarında Brent petrolün fiyatı kademeli olarak artacak. Bunun cebimize olan etkisi sadece bizim değil, bütün dünyaya olacaktır tabii ki. Artı burada aslında bu süreçte bölgedeki aranjmanlarda kazanan hep dışarıda bırakıyoruz ya. Güney Kıbrıs'ın son dönemde en çok ilişkisini geliştirdiği ülkedir aslında. Takip biz işte Güney Kıbrıs'ı sadece şey olarak anımsıyoruz. Yani hatırlıyoruz ve takip ediyoruz. Bizimle olan münasebetleri ama bizimle olan münasebetlerine neden olabilecek olan, kendisinin elini güçlendirecek olan yani Kıbrıs Rum Liderliği'nin uluslararası alandaki ilişkileridir. Bunlardan bir tanesi de Hindistan'dır. Hindistan, evet. Yunanistan'da Güney mı? Kıbrıs ve Yunanistan son dönemde büyük bir yakınlaşma içine girdi. Artı İsrail. Öyledir ki Hindistan Başbakanı'nın Modi'nin ilk yaptığı açıklama nedir? İsrail-Hamas çatışmasında biz de İslami tırnak içinde İslami terörden çok çekiyoruz. İsrail'i anlıyoruz, sonuna kadar destekliyoruz. Ki bu BRICS ülkelerinin yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin arasındaki bağlantıda bir tane kara delik ortaya çıktı. Geçen yılbaşından önce de bir akademik sunum yaptım İzmir'de online olarak. Bu sunumda da işlediğim şuydu. BRICS'teki kara delik Hindistan. Çünkü Hindistan'ın şu andaki başka bir projesi var Avrupalılarla ve Yunanlılarla. Ticaret rotası, yeni bir İpek yolu. Diğeri de Azerbaycan'dır. Hiçbir şey tesadüf değil. Bu kara delik o kadar genişliyor ki Azerbaycan da sonuna kadar İsrail'in arkasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar eleştirirlerse, eleştirel bir pozisyon alsa, diğer tarafta Güney Afrika soykırımla suçladı biliyorsunuz İsrail'i. Ama Hindistan, BRICS ülkesi Hindistan yeni bir rota çiziyor. Bu rotada malumdur İsrail'in Hayfa limanından Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da Piraeus limanına, Pire limanına Yunanistan'ın. Böyle bir rota ve Avrupa'ya. Ve diğer hatta malumdur aslında Azerbaycan'a İsrail'in verdiği destek de tesadüf değildir orada. Hem silah desteği Azerbaycan'a Ermenistan Karabağ konusunda hem de Hindistan'ın verdiği destek var. Oradan da başka bir koridorla Avrupa'ya Hindistan'ın açılması söz konusudur. Ve önümüzdeki yıllarda biliyorsunuz Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçecek. Böyle bir yapının içerisinde Kıbrıs'ta da nasıl bir çözüme ulaşarız? Soru bu. Bölgedeki paydaşların hepsinin kazan kazan noktasına gelmediği müddetçe sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Güvenlik Konseyi üyelerinin hemfikir olması gerekiyor. Kıbrıs'ta bir çözüm üzerine. Yazdınız bunu. Evet dinliyorum. Bir çözüm üzerine hemfikir olması gerekiyor. Mısır Türkiye yakınlaşmasının ve yeni bir orada yapının ortaya çıkabilmesi için yani sınırlandırma münhasır ekonomik bölge deniz sınırlandırma anlaşmasının yapılabilmesi için Mısır'la Güney Kıbrıs arasında tırnak içinde Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yapılan bir anlaşma söz konusudur. Bunun göz ardı edilerek yapılması pek mümkün değil. O zaman vardığımız sonuç nedir? Türkiye, Mısır ve Avrupa Birliği'nin de Batı'nın ya da diyelim Batı'nın bu doğalgaz kaynaklarını kullanabilmesi için Kıbrıs'ta bir formül bulunması gerekiyor. Bir çözüm formülünün. Bu çözüm formülü bulunmazsa da bu doğalgaz taşınamayacak. Bu da eğer Rusya'da bunun dışında tutulursa Çin bu projelerin peki burada ne olacak? Güvenlik Konseyi'nin bu iki üyesinin bakış açıları farklı olacak Kıbrıs sorununa. Çözümden değil çözümsüzlükten yana olacaktır doğal olarak. Benim naçizane görüşüm. Kıbrıs'a çözüm adına pozitif gelişmenin olması için BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin evet, alacakları pozisyonların önemli. Çünkü Rusya ve Çin'in Akdeniz Havzası'ndaki yaklaşımları Batı ile pek kesişmiyor. Şu anda evet kesişmiyor. Kesişmenin de sağlanabilmesi için kazan kazan yaklaşımının BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin iş yerine hakim olması
gerekiyor diyorsunuz son yazınızda. Evet. Ve tabii evet, en önemli nokta budur. Yani Rusya ile Batı'nın çatışması, NATO'nun çatışması devam ederse bu şekilde ve ekonomik anlamdaki mücadele devam ederse buradan kazançlı Kıbrıs'ta bir çözümün olması pek muhtemel gözükmüyor bence. Artı başka bir şey var. Kazanan yine Hindistan olacak. Bakın biz Brent petrolü 95 dolara alırken varilini Hindistan 69 dolara alıyordu. Aşağı yukarı. Kimden alıyordu? Rusya'dan. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en çok kazananı bana göre Hindistan'dır. Ha bir de İran'dır tabii ki. İran da şöyle kazanıyor. İran'ın da meyve, kuru gıda ürünlerini Rusya'nın uğradığı bir yaptırım var ya, 150 milyonluk bir pazar Rusya. O 150 milyonluk pazara satan İran'dı. Aktörler artıyor bölgede sevgili Levent Kutay. Kıran Montana zirvesinin başarısızlığa uğramasıyla ilgili pek çok görüş var biliyorsunuz. Evet. Ben geçtiğimiz gün burada söyledim, yine söyleyeyim. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yani Cumhurbaşkanı dönemin Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın Barış Burcu geçtiğimiz gün ki bunu sevgili Vasfi Çiftçioğlu YouTube'da da paylaştı, evet, bu yayını. Paylaştı. Daha izleyemedim. Onu orada Barış Burcu'nun Kral Montana'nın çöküşüyle ilgili, yani neden çöküş nedeniyle ilgili anlattığı birkaç başlık var. İşte Güney Kıbrıs'ın tutumu, Yunanistan'ın, Hristodulis'in özellikle oradaki etkisi. Evet. Yani orada, şu andaki devlet başkanı Hristodulis mimarıdır Kral Montana'nın. Çökmesinin mimarı. Dördüncü yani. Madde olarak Rusya'nın önemli rolünü orada yani Rusya'nın Kıbrıs'taki mevcut süreç, yani 2004'ten itibaren, hı hı, mevcut 2017 sürecinin çökmesinde de aslında pek ortada görünmeyen Rusya'nın aslında önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Aslında görüldü, şöyle görüldü. Çünkü 2004'te Güvenlik Konseyi eğer garanti verseydi anlaşmanın uygulanacağına, ki Rus vetosuna takıldı, o zaman durum değişirdi. Çünkü Güney Kıbrıs'ın şartı oydu. Anımsarsanız. Bir daha hatırladın lütfen. Güvenlik Konseyi'nin garantisini arzu ediyordu biliyorsunuz Güney Kıbrıs. Özellikle AKEL o dönemde. Evet. Anlaşmanın uygulanabilmesi için. Eğer uygulanmazsa Güvenlik Konseyi müdahale edecek duruma diyerekten. Anlaşmanın uygulanması için. Bunun zorlamanın olmamasını dilediğini söyledi o zaman Rusya ve veto etti Güvenlik Konseyi kararını. Artı başka bir şey var. Genel sekreterin raporu Güvenlik Konseyi'ne sunulmadan gene reddedildi. Kofi Annan'ın. Toprağı bol olsun diyelim. Evet. Kofi Annan'ın raporunu yine Rusya reddetmişti o dönem anımsarsanız. Hatta benim anımsadığım Moskova'ya gitmişti. O zaman Yakovu. Tarihli raporu söylersiniz. Evet. Evet. Yakovu o dönem anımsadığım kadarıyla Moskova'ya gitmişti. Bu Güvenlik Konseyi kararının çıkması için. Kendisi yani açıkladı bunu, bir toplantıda izlemiştim. Bunu söylemişti. Bilmem kaç bin fitte, hatta öyle bir söylemi var. Fitte ben de telefonda görüşüyordum vesaire vesaire. Ve geldiğimiz noktada dediğim gibi dünyanın şekillenişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var biliyorsunuz. Yaklaştık. Amerikan-Rus gerginliği daha da artıyor. Artıyor ama Trump seçimi kazanırsa ne olacak? Nedir öngörünüz? Yani şu andaki verilere göre Trump fena gitmiyor. Kazanacak gibi gözüküyor yani, ama Trump'ın kazanması yani bölgeye nasıl bir... Trump'ın birinci hedefi nedir? Çin'dir. Ticaret savaşı. Çin'dir benim esas rakibim diyor. Evet. Ki Kissinger de öyle diyor. Yani Rusya bir yanı batılı olan bir ülkedir. Doğulu özellikleri var. Avrasya özellikleri var Rusya'nın ama batılı özellikleri de var. Yani Türkiye ile benzeştiriyor o bakımdan. Zaten etnik yapısı bakımından da benzeşiyor. Böyle baktığımızda Trump'ın kazanması halinde daha farklı bir dünya sistemi, daha farklı bir çatışma sürecine gireceğiz. Yani çok komplo teorileri var. Yani dünyayı şu anda Çinliler mi yönetiyor, Hintliler mi yönetiyor sorusunu da soranlar var. Bakın Birleşik Devletler'in, İngiltere'nin başbakanı kimdir? Bir Hintlidir. Evet. Harris kimdir? Biden'ın... Kamala Harris. O da Hintli. Evet. Yani Batı'yı Hintliler mi yönetiyor diye soranlar da var.
Bu bir yeni konumuz Hindistan'dır şu anda çalışıyoruz. Evet, yani bu söylediğiniz nokta başlıca ciddi bir konu. Yani Hindistan Başbakanı ya da Amerika'nın başında Hindistan baştan olması. Ve Hindistan, bakın, Nuland tam Yahudi, o da gene Biden'ın danışmanlarına Avrasya masasındaydı. Evet. Hep bahsediyoruz senin programda. Anlıyoruz kendisini. Artı İsrail-Hindistan yakınlaşması. Hepsi tesadüf mü bunlar? Yani bağlantısızlar hareketinde anımsarsanız Hindistan, anımsarsanız derken yani o yıllarda yaşardığınız anlamında değil. Yani siyasi tarih anlamında. Nehru döneminde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yanındaydı Hindistan. Libya'nın yanındaydı. Mısır'ın yanındaydı. Cemal Abdülnasır'ın. Şu andaki Hindistan İsrail'in yanındadır. Azerbaycan'ın yanındadır. Aynı Azerbaycan da İsrail'in yanındadır. Yani bir satranç tahtasının üstünde 3-4 kişi satranç oynuyor şu anda. 3-4 aktör. Yani o satranç tahtası da şu anda biraz evvel bahsettiğinin gibi Akdeniz. Akdeniz ortasında bizler. Şimdi bu satranç tahtasında çıkıp iki devletlilik diyebilirsiniz. Ama bu iki devletliliğin nereye varacağını, Türkiye'ye negatif mi, pozitif mi, Kıbrıslı Türklere pozitif mi, negatif mi etki edeceğini söylemeniz lazım. Yani adanın güneyini tamamen Kıbrıslı Rumlara ve onların müttefiklerine bırakıyoruz anlamı çıkmıyor mu haritalandırdığımızda? Münhasır ekonomik bölgeyi, kıta sahanlığını bir anda haritalandırdığımızda, baktığımızda. Çünkü bir de bu kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgenin çözülmesi için tüm paydaşların bir anlaşma yapması gerekir. Bu anlaşmanın sözünü kesiyorum vallahi ama bu anlaşmanın yapılabilmesi için de bir tane emsal var dünyada. O da Hazar Denizi. Taraflar bir araya geldi. 5 kıyıdaş ülke ve karara vardılar. Niye? Çünkü 200 mil deniz uzaklığından daha yakın bir mesafededir kıyılar. İşte Türkiye ile biz 65 kilometre. Diğer taraftan Suriye ile olan yakınlığımız. Bakın şimdi Naftex krizi çıktı. Bugün sabah okuduk haberlerde. Adanın bir de doğusu var. Bizim Karpazburnu'nun doğusunu kim kullanıyor Naftex'te daha çok? Veya Girne'yi kimi zaman? Hiç girip Naftex'lere baktınız mı? Yok. Dün kimler? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti dışında kimler kullanıyor daha çok? Ruslar. Rus donanması. Çünkü nedir? Laskiye'deki Tartus'taki askeri deniz üssünü kullanıyor. Gemilerini oraya konuşlandırıyor. Sürekli Naftex ilan ediyor. Zaten Suriye ikili anlaşmalarla bunları hem hava sahasını hem de deniz sahasını, alanını Rusya'ya şu anda emanet etmiş. Tırnak içinde emanet etmiş durumda. Vesayet vermiş durumda. Sonuçta süremizi yavaş yavaş sonuna geldik ama yani şimdi tabii bilim insanına ya da işte akademik yani hocalarımızı buraya çağırdığımızda yani yakın döneme ilişkin siz öngörü mü? Öngörünüzü kısaca almak isterim ben. Yani özellikle daha doğrusu şimdi şu hocam, yani diplomasi bir yerde durmaz, sürekli bir değişim için. Tabii bir ki. Pragmatik çözümler ister. Şimdi samimiyetle söyleyeyim. Mesela Antalya Diplomasi Forumu'nda ben Kıbrıs'la ilgili çok daha geniş bir pencere açılmasını isterdim. Yani daha çok derinilmesini isterdim. Yani tabii ki Gazze ya da Rusya-Ukrayna savaşı elbette. Şu anda aciliyet gösteren onlar. Ama Türkiye'nin de mesela ben daha bir farklı demeyeyim de daha geniş biraz ele almasını isterdim. Bu tabii Muğla'lık hemen konuyu başka şeylere, işte Türkiye seçiminden sonra bir politika değişikliğine gidebilir noktası var. Öngörüler var, düşünceler var. Var ama yani yakın döneme ilişkin özellikle Olgu Yön'ün atamasıyla birlikte kısa döneme ilişkin beklentiniz nedir? Ya şimdi verilerle konuşmamız lazım. Yani Sayın Erdoğan'ın iki tane önemli ziyareti var son 3 ay içinde. Evet. Bir, Yunanistan. Gitti. Yani Miçotakis'e gitti. Evet. Artı Miçotakis'e gidip geldikten sonra Fatih Terim Atina'ya gitti. Ama öncesinde geçen sene Ergin Ataman Panathinaikos'a gitti. Evet. Panathinaikos milliyetçi
bir versiyonudur orada futbol takımları içerisinde. O Cenha'ya ait. Şimdi futboldan hiç bağımsız düşünemeyiz olayları, popüler kültürden. Önce kamuoyunu ikna edeceksiniz bazı konularda. Şimdi Yunanistan'ın ekonomik anlamda büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan bir tanesi turizm. Rus turistleri kaybettiler. Bir, bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. İki, başka bir şey daha oldu. Rusya pazarını kaybettiler. Satamıyorlar ürünlerini Rusya'ya yaptırımlardan dolayı. Zaten tarım ürünlerini sanayileştirip Rusya'ya satan, bununla birlikte turizmden kazanç elde eden bir ülke, Türkiye ile daha fazla didişmenin kendisine zarar vereceğini algılamıştır. Rasyonel olarak olaya bakıyor. Ha, diğer taraftan aynı anda da NATO'nun ve ABD öncülüğünde NATO'nun Yunanistan'a konuşlanması artıyor. Bu Yunanistan'la Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce, bana göre, kamuoyu da öyle, bitmesini istiyor. Türkiye kamuoyu da aynı şekilde. Yani Türkiye'nin burada kazançları var ama aynı şekilde kayıpları da var Türkiye'nin. Çünkü ne oldu, kayıplar ne oluyor biliyorsunuz. Şimdi Ruslar kredi kartı kullanımını yurt dışına yapamıyorlar vesaire. Bunlar sınırlandırılıyor. Yurt dışına para çıkışı sınırlandırılıyor. Seyahatler sınırlanıyor. Türkiye'nin de artık turizmden kaybı söz konusu olabilir bu yıldan itibaren. Rus turistten. Ha, ticaret anlamında Türkiye devam ediyor. Yaptırımlara uygulamıyor AB dışında olduğu için. Artı biraz evvel bahsettiğim husus, yani Türkiye'ye ihtiyacı var Avrupa'nın, şöyle, Libya'yla imzalanan bir münhasır ekonomik bölge anlaşması var. Kıta sahanı anlaşması var. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması var. Bu tamamıyla aslında orada Türkiye'nin bir Libya ile birlikte köprü kurması, oradaki mevcut tanınan hükümetle. Ama diğer taraftan da tabii ki Türkiye bunu yaparken Rusya'nın bir meydan okuması var. Yani Türkiye ile Rusya bir taraftan işbirliği yapar ama diğer taraftan da rekabeti var Libya'da. Herkes öyle aslında. Evet. Ha, şimdi Mısır'la Türkiye bu noktada bir köprü oluşturabilmesi için Kıbrıs'taki kıta sahanlığının deniz sınırlandırma anlaşmasının bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi lazım. Nasıl olacak? Bu Kıbrıs'ta bir sürecin başlaması lazım. Bunun adını koymak çok kolay değil. Yani kapsamlı bir çözüm mü olur? Ben kapsamlı çözüm dışında böyle ara çözüm formüllerinin çok işleyebileceğine inanmıyorum ama birçok dış politika kulisinde, diplomasi kulisinde konuşulan da bir ara formül güven yaratıcı önlem paketi. Ama öyle küçük güven yaratıcı önlem paketi değil. Bir formülasyon olabileceğini söyleyebilirim ileriki günlerde ama Türkiye'deki, o da gerçektir. Yani Türkiye'deki seçimler olmadan, yerel seçimler, onların sonuçları alınmadan bir şey öngörmek çok doğru değil. Ancak gerçek olan şudur. Antalya diplomasi formunda da Kıbrıs konusunun çok gündeme gelmemesinin sebebi şudur. Frozen conflict, yani donmuş bir çatışma alanı vardır. Sıcak çatışma alanlarına odaklanılır diplomaside önce. Bakın, bak, Moldova'da bir sıcak soğuk çatışma alanı var. Transdniester bölgesi. Abhazya, Osetya, Gürcistan donmuş çatışma alanı. Kıbrıs keza öyle. Başka noktalar da var dünyada. Bunları gündeme getirmek yerine elbette ki diplomasi de sıcak. Defrost olma ihtimali yok mu? Ha, defrost olursa ismini vermeyin. Bir eski siyasimiz öyle demişti. Yani küçük bir çatışma olmadıkça Kıbrıs'ta çözüm olmaz demişti. Hmm. Tabii ki onu kimse istemez insani anlamda ama dünya, bakın bugün Gazze-İsrail konusunda da bütün dünya seyrediyor. Katliam oluyor orada. İnsanlar, çocuklar ölüyor. Ölenlerin belki de %60-70'i çocuktur. Ancak sıcak çatışmada bile çözüm bulunamıyor artık. Yeni bir atak var Avrupa Birliği'nin. Bugün Dışişleri Bakanı, Almanya'nın Dışişleri Bakanı ziyarette bulunmuştu. Dün sanırım başladı, bugün sabah başladı ziyareti sanırım Karadağ'a ve Bosna Hersek'e. Şimdi Karadağ'ın, Makedonya'nın, Sırbistan'ın, Arnavutluğun acil bir şekilde üyelikleri ve artı bununla birlikte tabii ki Bosna Hersek'in de artık müzakerelere başlaması öngörülüyor.
Burada Türk Akın Projesi nasıl hayata geçecek? Şimdi bir de Yunanistan'da o var. Yani Türk Akın Projesi, Rusya'dan gelecek Türk Akın Projesi. Yani birçok çelişki ortadadır. Ki bu Avrupa'ya gidecek. Yunanistan bundan para kazanacak, Bulgaristan kazanacak. Bundan nasıl evrilecek bu politikalar? Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için aslında Batı'nın da elinde birçok done var. Batı'nın da kazanabileceği noktalar var. Özellikle aslında AB'deki parçalanma odur. Yani Macaristan, Almanya, Yunanistan farklı bir noktadadır, Bulgaristan. Fransa farklı bir noktadadır. Şimdi bunları hep birlikte izleyip göreceğiz. Yani bu, ben Nisan ayında, baharda daha hareketli bir diplomasi gerek Avrupa sattığında gerekse Kıbrıs'ta olabileceğine inanıyorum. Hocam biraz daha tansiyon ısınsın, ortam ısınsın. Görelim. Sizi yeni burada görmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Değerli ben teşekkür için. Ederim. Akademik çalışmanıza da başarılar dileriz. Çok sağ olun. Sizi burada görmek güzel. Değerli izleyenler, Doçent Doktor Muhittin Tolga Özsalma birlikte uluslararası ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri boyutuna baktık ki hocamızın özellikle vurguladığı bütün bu yaşanan gelişmeleri Hindistan özelinden takip etmek gerektiğini vurguluyor. Biz tabii birazcık Saray önünde ya da işte Türk-Yunan, Doğu Akdeniz değil, dünya gerçekten artık tamamen bir puzzle haline dönmüş durumda. Ve bütün bunları Kıbrıs'tan bağımsız görmek mümkün değil. Yarın yeniden görüşmek üzere, sağlık kalın efendim. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyurulmuştur. Değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı askerlik yasası kapsamında 2024 yılı 47. dönem 1. devre yedek subay, asteğmen ve çavuş aday adaylığına gerekli belgelerle 8 Mart 2024 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart 2024 tarihinde 08:30-16 saatleri arasında Lefkoşa'da bulunan Güvenlik Kuvvetleri Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Yedek subay, asteğmen ve çavuş aday adayları